Bilecik gerçekten de çok kutsal bir toprak. 6 asır boyunca hüküm sürmüş ve 22 milyon kilometre kareye ulaşmış olan bir imparatorluğun temellerinin atıldığı bir yer. Bu topraklar Osmanlı İmparatorluğu'na ev sahipliği yapmış. Bu imparatorluk süresi zarfında 36 tane padişah hüküm sürmüş. Birçok devleti, birçok krallığı kendi hakimiyeti altına almış. İslamiyeti, Müslümanlığı, adaleti, hakkı, hoşgörüyü öğretmiş olan bir toplum. Hedebali'nin mekanında çok daha farklı özel konuklarımız, misafirlerimiz var. Onları ağırlamaktan, burada misafir etmekten son derece büyük mutluluk duyuyoruz. Gerçekten 81 vilayetimizin değişik noktalarından engelli kardeşlerimiz, Şura Vakfımızın işbirliği içerisinde koordine olarak her yıl ülkemizin belirgin özel noktalarını ziyaret ediyorlar. Bu sene de Osmanlı'nın beşiği olan kuruluşun ve kurtuluşun beşiği olan Bilecik'imizi ziyaret etme noktasında karar almışlar. Bizlere bu kararlarını bildirdiler. Biz de kendilerini zevkle misafir edebileceğimizi, buralarda onlara hizmet etmekten büyük mutluluk duyacağımızı ifade ettik. Ve bir haftalık bir program için Bilecik'e teşrif ettiler. Bir haftadır Bilecik'teler. Onları Söğüt'ümüzde konuk ediyoruz. Orada değişik sosyal kültürel etkinliklerde bulundular. Bugün de Bilecik'imizi tanıma noktasında turlar yapıyorlar. Tabii görme engelli kardeşlerimiz bunlar ama şehrin manevi ve mevcut kokusunu hisseden, gönül gözleri açık olan kardeşlerimiz. Onları bugün işte Şeyh Edebali'nin metfun olduğu, türbenin olduğu bölgedeyiz. Cuma namazlarını camiimizde kıldılar. Şu anda Şeyh Edebali türbesini ziyaret ediyorlar. Onları şehrimizde görmekten, onları burada misafir etmekten son derece mutluluk duyuyoruz. Bizler sağlıklı insanlar olarak gerçekten bu engelle sahip olan kardeşlerimize yardım etmeliyiz ki kendi vücudumuzun sağlığının şükrünü eda etmiş olalım. Bunlar bu anlamda biz de Bilecik Belediyesi olarak zaten engellilere yönelik olarak hassasiyetimiz son derece fazla. Bunu ülkemizin her noktasından gelen kardeşlerimize de göstermenin bugün mutluluğunu yaşıyoruz. Bir kültürel etkinlik yapmaya geldik. Görme engelli arkadaşlarımızla senede iki defa toplanıyoruz. Böyle bir organizasyon yapıyoruz. Ahi Vakfı adına Ankara'da. Burada da bizi Anadolu İlim ve Araştırma Vakfı karşıladı. Misafir etti. Ayrıca Bilecik Belediyesi bize her türlü kolaylığı sağladı. Asıl gelişimizin sebebi bu defa programı burada yapmak istedik, bu organizasyonu. Görme engelli kardeşlerimizle hem Kur'an-ı Kerim okumak, hem Risale-i Nur okumak, hem İlmihal okumak bir hafta. Ve bunu Osmanlı'nın kalbi Söğüt'te gerçekleştirmek istedik. Osmanlı'nın ruhunu teneffüs etmek, Osmanlı'nın ruhunu yaşamak, o feyzi almak ve gittiğimiz yerlerde de bu Osmanlı'nın ruhunu, feyzini yaşatmak, gittiğimiz yerlere taşımak, götürmek anlamında burayı tercih ettik. Siz göremiyorsunuz ama Osmanlı arması ve üzerinde de insanı yaşat ki devlet yaşasın diye. Şeyh Edebali'nin sözü değil mi? Şeyh Edebali'nin o reis sözünün olduğu bir armayı. Cumhurbaşkanımızın da sürekli sözü. Çok teşekkür ediyoruz. Bunu biz ecdadımız adına ve ecdadımızın bir hediyesi olarak, bu sadece bana ait değil, bütün arkadaşlarım adına
alıp baş üstüme koyuyorum efendim. Hem de başa bir baş var. Allah razı olsun. Arkadaşlarım adına kabul ediyorum. Sağ ol. Allah razı olsun.